hep söylenen bir unsur var. Öyle bir noktaya geldik ki Esad'ın da yani Türkiye-Suriye ilişkilerinin gelişmesi ve yeniden kurulması gerektiğine enkani olduğu dönemdeyiz. Tabii ki Putin bunun arkasında ama şu bölgedeki gelişmeler yani asıl kıyametin koptuğu, kopacağı tarih denilen bu son 24 saat İsrail'in çifte suikastları. Bütün bunların durumu olgunlaştırdığı bir noktada biz ne konuştuk Mayıs ayında? Bir seçim konuştuk. Arkadaşlar seçim haritasını bu Amerika ve PKK'nın bu sözde seçiminin haritasını getirebilir miyiz? İki tane gelişme söyleyeceğim. Bu zaten bununla birlikte Arap basınında yorumlar silsilesi çıktı. Yani Ankara-Şam işbirliğinin zeminlerini bu seçim oluşturuyor dendi. Yani bu çok ciddi bir alarm zili oldu. İlk önce 26 Mayıs'a yapılacak dendi. 7 kantonda, sözde kantonda. İşte bizim teröristten asla izin vermeyeceğiz deyip çok net bir tavır koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 16 Ocak'taki tarihi bir meclis konuşmasıydı. Orada da Amerika'yı, Rusya'yı, İran'ı ve Taliban'ı uyarıyoruz dedi çok net. Çok net bir çerçeveyle ortaya koydu. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler hakeza bunu ortaya koyuyor. Şimdi bunların söylendiği bir dönemde kilidi kapatacağız, Suriye'de yarım kalan işi tamamlayacağız dediğimiz bir dönemde biz bir anda bir seçim yapıyoruz diye çıktı. Amerika Birleşik Devletleri destekli PKK 26 Mayıs'ta yapacağım dedi, yapamazsın dedi Türkiye. Peki 30 Mayıs'a erteliyorum ama yapacağım dedi, yapamazsın dedi Türkiye. Bu arada yani Suriye'deki PKK uzantısının elebaşı konumundaki teröristin yazdığı mektup var. Diyor ki Türkiye'nin işgalini durdurun. Yani acilen durdurun. Yani bu bir anlamda seçim sandığıyla şu anda teröre son vereceğim hamlesinin önü alınmaya çalıştı. Uzatmayayım 30 Mayıs. Sonra 11 Haziran erteledikten de Türkiye çok net. En son 30 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan Efes 2024'te asla müsamaha gösteren, asla yani oldu bitti izin vermeyeceğiz, gereğini yaparız demişti. Şu anda önümüzde bir tarih var. Dedi ki terör örgütü 18 Ağustos'ta yapacağım ben bu seçimi. Şimdi yapılan yorumlarda şu vardı. Esad yönetimi ve Rusya, Putin artık Ankara, Şam bir araya gelişinin anlaşmasının kaçınılmaz olduğunu çok net olarak gördü. Bir, 18 Ağustos'ta o seçim yapılabilir mi? Burada işte sözde seçimin yapılacağı. Bizim terörden arındırdığımız bölgeler zaten Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı bölgesi. Bir küçük not düşeyim. Barış Pınarı harekatını biz başladığımız 9 Ekim 2019. Bitişimiz 20 Ekim 2019. Amerika bir yandan, Putin bir yandan aman durun dedi. Yani bir Türkiye'nin önünü kesemediler. Bir gece ansızın geliriz sözüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Biz Barış Pınarı'na girdik. Ama durdurdular. Söz vererek durdurdular. Verilen söz neydi? Ya tamam senin istediğini yapacağım Türkiye. PKK'yı ben 30 kilometre derinliğe kadar aşağıya iteceğim ve bunun sorumlusu benim. Bana güven dedi Putin. Bana güven dedi Trump. Bunlar tabii ki olmadı. Yarım kalan iş dediğimiz bu. Şimdi yarım kalan iş denilen bölgelerde PKK diyor ki Amerika ile birlikte ben seçim yapacağım. Şimdi bu nasıl bir taktiktir bunu soracağım. 18 Ağustos'ta bu seçimi yapabilir mi? Bir de bir tekrar temel haritamıza dönelim. Sevgili arkadaşlarım. Hakan'cığım. O haritamızda da şimdi bulunduğumuz noktada dediğimiz gibi arkamız Sucu köyü, önümüz Afrin ve burada sınır hattında güneye doğru kaydığımızda ne görüyoruz? Kesep sınır kapısı. Yayladağ sınır kapımızın Suriye tarafında kalan Kesep sınır kapısı. Bu burada niye işaretli? Çünkü Erdoğan Esad buluşmasının Ağustos ayında yapılacağı ve muhtemel yerlerden birinin de bu olduğu söyleniyor. Evet. Bağdat devrede deniliyor. Tabii ki Rusya devrede. Moskova olabilir, Bağdat olabilir ama Kesep de olabilir. Şimdi Kesep'e biz çok yakınız değil mi? Evet, evet. Bulunduğumuz noktadan çok... Ya çok yakınız, evet, evet tabii. Evet. Şimdi buradan yayın yapmak da ayrıca önemli ve farklı kesinlikle bir hissiyat. Hakikaten sahadan yayın yapmak. Şunu sormak istiyorum. O 18 Ağustos'ta o seçimi yapabilir mi? Bunu yani neredeyse bu seçimin ve bu oldu bittilerin aciliyetini gündeme taşıdığı Erdoğan-Esad buluşması. Sayın olacak Hanım, mı? Bir de ne getirir yani?
Buraya da geleceğim ama biraz önce bir sorunuz vardı. Lütfen, yani şu lütfen, 7 Ekim'den başlayarak. Buyurun. Biraz oradan yürümek istiyorum izninizle. Şimdi evet, 7 Ekim sabahından sonra farklı bir boyut. Netanyahu'nun gelmiş olduğu nokta şuydu. Çok kendine göre kurnazlık yapmaya kalktı o soykırımın baş sorumlusu, uluslararası hukuka göre savaş suçlusu adam. Maalesef. Baktı ki Biden ayrıldı, bıraktı. Yönetim değişti. Bir destek alıp alamama konusunda ABD'den bir tedirginlik yaşadı. Bir meclis konuşması ve meclise götürdüğü zaman da kendine göre 3-5 tane oraya şey götürdü işte. Onların tabirine göre savaşa girmişlik bu insanlarla bir duygu sömürüsü. Amerikan Kongresi'ndeki konuşmasını. Ya şu Amerikan Kongresi'ndeki konuşmayı ne olur bir değerlendirebilir misiniz? Tabii çok ki. Özür dilerim. Bir araya gireyim. Tabii. Şimdi bu Amerikan Kongresi esnasında bu konuşmadan sonra. Oradan da buraya geleceğim ama Suriye'ye evet, kadar. Evet, aynen. Hiç lütfen birbiriyle yapmayın. Çünkü çok ilintili. Çünkü bunların hepsini ben biraz silsile mi diye size sormak istiyorum. Evet. Şimdi burada bir konuşma yaptı. 57 kez ayakta alkışlandı. Korkunç yalanlarla dolu. Yani tarih bunun nasıl yazacak çok merak ediyorum. Soykırımın alkışlanması. Evet, rezilliğin alkışlanması. Korkunç. Diyelim. 57 kez ayakta alkışlanan bir yalanlar manzumesi ve nihayet de şunu söyledi. Yani orada Filistin'e falan ben asla izin vermeyeceğim. Ben orayı temizleyeceğim. Ha, Filistin'e orada olur ama bu benim yönetimimde olacak. Asla geri dönmeyeceğim. Ve tabii ki kuzey sınırımızda da Lübnan'da dahil olmak üzere söyledi. Bunun sonrasında aradan 48 saat geçti geçmedi Golan'a bir saldırı düzenlendi. Evet. Şimdi bu Golan'a düzenlenen saldırı Netanyahu'nun yetişin Yahudileri bir kez daha soykırıma uğratmak istiyorlar. Görüyor musunuz nasıl bizi çok öldürüyorlar? Mağdurum. Desteğinizi lütfen kesmeyin. Evet. Şimdi bunun içinde hem oradaki saha bilgilerinden gelen bir unsur var. Yani denilene göre ya bu İsrail içinden, hatta Demir Kubbe'nin füzelerinden birinin düşmesi sonucu. Ama nihayetinde Netanyahu'ya şunu getirdi mi? Ben Lübnan'a savaş açıyorum. Bu iş burada kalmayacak. Getirdi mi? Evet. Bunu daha önce de yapıyordu. Yani bölgesel çatışmaya dönüştürmek. Gazze'de soykırımı falan filan unutturup dünyayı kendi derdine düşürdü. Bölgesel çatışma sonra 3. Dünya Savaşı. Mümkünse. Yani bu kaosa doğru bunu götürürse zaten bir şekilde kendisi irdir. Ha, buradan nereye kadar gidiyor? Arz-ı mevut. Vaat edilmiş topraklar. Dediğimiz zaman Türkiye'nin yarısını istiyor zaten. Baktığımızda. Böyle bir rüya görüyor kendine. Evet. Şimdi böyle baktığımızda Golan saldırısı. Golan saldırısının ben misillemesini yapacağım diyerek çıktığı yolda 24 saat içinde bir Hizbullah komutanı ve Hamas'ın lideri öldürüldü. Şimdi böyle bir noktaya geldik. Evet. Ne olur kaldığımız yerden devam edelim. Çok güzel ifade ettiniz. Yani ben şöyle düşünüyorum. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Evet. Bu çok güzel planlanmış bir Amerikan senaryo. Amerikan Kongresi'ndeki, siz öyle düşünüyor musunuz? Amerikan Kongresi'ne konuşma, Golan'daki. Bakın bunların hiçbiri tesadüf değil. Bu Amerikan Kongresi'nde konuşma 3 yere dikkat ederseniz vurgu yaptı. ABD'ye şunu söyledi. Evet. Ben sizin için savaşıyorum, birlikte kazanalım. Beni bir an önce destekleyin. Ben bu işi hemen bitireyim dedi hatırlayacak olursak. İran'a karşı bir çıkışı oldu. Bir de Amerika'nın iç kamuoyunda onlara destek verenlere de kullanışlı aptallar cümlesini kullandı. Şuydu yani. 3H yani Hamas, Husiler ve Hizbullah'a karşı ben savaşıyorum ama birlikte savaşıyoruz, beraber savaşıyoruz. Altını açtığınız zaman desteğinizi kesmeyin. İran benim düşmanım olduğu kadar sizin de düşmanınız. Churchill'den falan alıntılar. Yani çok böyle, bize sadece gerekli her şeyi verin, biz sizin için savaşacağız biz falan. Dramatize ederek bir evet. Oradan Biden gidiyor, yeni gelecek Trump'tan da ben desteğim kesilmesin noktasında bir senaryoydu bu. Ben öyle görüyorum. Bu çok planlı ve bilinçli bir hareket. Hemen akabinde ne hikmetse ne olduysa, Golan Tepelerinde 23 bin Dürzi'nin yaşamış olduğu, Dürzi kökenli insanların yaşamış olduğu bölgede bir futbol sahasına bir saldırı. Hiç kimse bunu üstlenmedi. İki taraf birbirine attı suçu. 12 kişinin, 12 çocuğun vefatından sonra da bakın ben çok mağdurum diyerek bir karşı misilleme harekatı yapmak istedi. Şimdi burada esas kilitlenen nokta peki. Burada. Efendim İsrail'in ta 50'lerden 60'lardan beri önemli bir hedefi var. Litani Nehri'ne kadar çıkmak. Yani İran-Lübnan sınırından 30 kilometre yukarıya doğru çıktığınızda Litani Nehri. Litani Nehri İsrail için ta kendi kuruluşundan bugüne kadar onların için bir milli hedef olarak değerlendiriliyor. Zaman zaman bu bölgeye çıktı, tekrar geri geldi. 2006'da girdi o bölgeye, çok iyi bir dayak yedi ve apar topar geri çıktı. Oradan biliyorsunuz 1700 Birleşmiş Milletler'in 1701 sayılı kararı çerçevesinde. İki yere ağırlık veriyor burada. Hani oraya girer mi girmez mi onu da geleceğim ama şunu söyleyeyim. İsrail'in Sayın Nur Hanım
ciddi bir su sorunu var biliyorsunuz. Su kaynaklarına ihtiyacı var ve Golan Tepesi'ndeki su kaynakları İsrail'in %25'ini karşılıyor su ihtiyacının. Biraz daha fazlası da Litani Nehri'nde. Bu bir güneye doğru, Lübnan'a doğru, yani daha doğrusu Hizbullah'a doğru bir cezalandırma harekatı adı altında bir nevi kaynağa ulaşma hedefi ta yıllardan beri var ama bu bir anlık bir olay değil. Ha şuna gelelim. Böyle bir şey yapar mı sorusu tabii doğal olarak gelecek. Sevgili Arda ifade etti. Hizbullah artık eski Hizbullah değil. 2006'daki Hizbullah değil. Yani yüzlerce, binlerce roketi olan ve iyi de bir silahlı gücü olan bir unsur. Ve Hizbullah da ta 24 Ekim'deki yapmış olduğu, 2023'te yapmış olduğu açıklamadan beri sahaya girmedi. Karşılıklı ateş muharebeleri yapıldı. Şimdi ve DAEŞ'i durdurmaktaki rolünden ötürü de bir sempati kazandı. Biraz önce siz söylediniz. Bakınız dedin Gazze'deki dikkat dağıtıldı. Çünkü ya ne oluyor orada? Gitti. Gene insanlar. Şeydeki gibi oldu. Onu bakın. Konuşmuyoruz. Bakın biz ne konuşuyoruz? Evet. İran'daki gibi oldu hatırlarsınız. Nisan ayındaki gerginlik döneminde dikkati dağıttı Lübnan. Şimdi Lübnan'a bir pencere açalım. O bölgeye işte kompakt bir harekat, yani ileriye doğru kara unsurların da işin içerisine katacak bir harekat yapabilme olasılığını ben bir olasılıktır, vardır ama o bölgede ikinci bir cepheyi açması. İsrail savaş açamaz. Açmaz. Şöyle peki. Yaptığı gibi roketlerle, atış füzelerle vurmaya ateş muharebesini devam etmeye yani çalışır 13, diye yani 13-14 Nisan'da olduğu gibi 300 tane füze ve drone gönderir. Yani buna devam edecek. Amerika'nın, Fransa'nın ve bölge ülkelerinin kalkanına takılır. Yani, ben misilleme yaptım, tamam cezalandırdım der. İsrail'de ben de yaptım der. Böyle kapanır mı? Ama şöyle söylüyorum. Kapanır mı? Şöyle yani gerekçesini de söyleyeyim Sayın Nur Hanım. Şimdi asimetrik gücüne, yani orantısız güce sahip olmasına rağmen bütün askeri analistlerin üzerinde antant kaldığı konu şu. Kendi İsrail'in askeri uzmanları da aynı şeyi söylüyor. Gazze'de bir başarı elde edemedi. Başarı varmış gibi davranılıyor şu anda. Evet, meskun mahallelere girildi. Karşında düzenli ordu yok ki. Çoluk çocuk kadınları sen katlediyorsun, soykırım yapıyorsun. Bu askeri manada bir barış değil. Korkunç. Şimdi burada da buna rağmen İsrail ordusunda çok ciddi bir kırgınlık, durgunluk ve dağınıklık var. Buradan birlik çekip de Lübnan'ın içerisine kadar girebilmesini ben pek olasılık halinde görmüyorum.